Kripto para piyasalarında son durum diyor. Yılbaşından bu yana %100'ü aştı. Bunun üzerine konuşacağız ve ana hatlarıyla piyasa genelini ve son durumları değerlendirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz 2023 yılının şampiyonu Bitcoin oldu. Aynı zamanda dünya genelindeki diğer varlıklar, emtialar ve finansal enstrümanlar arasında en çok yükselen unvanına erişmiş bulundu. Aynı zamanda doğru 2023 yılının başından bu yana tabii daha da eskiye gidersek bakın Kasım ayı 2022'nin Kasım ayında 15.6 binlere 15.5 binlere kadar düşüş gerçekleştiren Bitcoin şu anda 35 bin civarlarında yani totalde iki kattan daha fazla %115 civarında bir minimum maksimum bıraktığını görebiliyoruz ve emin olun 2024 yılında bunun çok daha ilerisi gerçekleşecektir. Hatta çok çok daha ilerisi. Burada genel bir boğa etabı değerlendirmesi ve piyasa genel değerlendirmesi yapıyor. Şöyle söyleyeyim. Artık piyasa son düzlükte. Dolayısıyla herkes ayağını yorganına göre uzatması lazım. Düzgün işler gerçekleştirmesi lazım. Saçma işler yapmaması lazım. O yüzden shitcoin'lere bak shitcoin yatırımı yok. Öyle bir şey yok. Yani shitcoin'le falan işler geçti. Bu noktada hareket etmeyin. Düzgün yatırım yapın. Ne yapın? Bitcoin satın alımları olabilir. Birbirinden farklı hareketçiler olabilir. Bakın portföyü çeşitlendirin. Bu sizin işinize gelir. Yakın zamanda gördük ki daha çok şimdi yeni yükselişlerde gördük ya. Hani Ekim sonundan beri süre gelen yükselişte görmedik mi? Ne oldu? Bitcoin yükseldi. Bazı altcoin'ler çatır çatır fiyatladı. Bazısı biraz daha indirimli kaldı ama devamında yetişti. Yani eğer farklı kripto paralara hareket bakımından farklılık gösteren altcoin'lere oynarsanız FOMO lazım gelmez. FOMO'ya kapılmazsınız. Anlatabiliyor muyum? Bunu söylemek lazım. Tek başına Bitcoin'le bu iş olmaz. Altcoin'lere de yatırım yapmak gerekiyor. Ha, daha doğrusu sadece Bitcoin alımına da tabii ki olabilir. Tabii olabilir. Ama biraz daha çeşitlendirmek yine daha mantıklı olacaktır. Bu elinizi açar. Gün içinde de söylediğim bir iştir bu. Örnek veriyorum. Şimdi Dogecoin mesela. Çok güçlü. Şeyi yok. Yani böyle nasıl diyeyim normali yok coin'in. Bak tekrar söylüyorum. Elon Musk'ın yapmış olduğu iş. Adam diyor ki birkaç ay içinde lisansın alınacağını düşünüyorum. Gelecek birkaç ayda. Tam da SEC'in 2024 Ocak'ta ne yapacak? SEC tutacak, ETF kabulü yapacak. Ondan sonra X platformu da kripto paraları listeleyecek, alım satımı açacak. Bu sefer Doge'u entegre edecek. 12 Ocak'ta Doge 1 ay roketi kalkacak. Şimdi 2024'ün ocağında Dogecoin'in ATH yapmayacağının garantisi var mı? Yapacağının da yapmayacağının da garantisi yok. Olursa şaşırmam öyle bir şey. Piyasa uçacak. Dogecoin ayrı bir muhabbet. Tamam mı? Dolayısıyla bunlar gözlemlenebilir. Bu sefer o gitti. Yani o ATH yaptıktan sonra bitti. Onu unutacaksın. Satacaksın onu. Öyle geldiği zaman. Tamam mı? İkinci olarak Bitcoin yükselişi yine Ether. Bak şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Link, Litecoin, Sol, tamam mı? Ether. Bunlar erken ATH'lar yapar piyasada. Diğer kripto paralara göre. Erken ATH'lar yapar. Nitekim şöyle devam edelim. ADA. Bunlar erken ATH'lar gösterir. Matic. Tamam. Bunlar erkenden ATH gerçekleştirir. Çünkü hem korelasyonları iyi hem de güçlüler. O saatten sonra iş bitti. O defter kapandı. Ne yapmak lazım? Bunlar ilk hareketçi. İkinci hareketçilere oynanabilir. Ya da şu anki gibi zaman dilimlerinde. Ben meme coin tutmayı, popüler meme coin tutmayı her zaman destekliyorum. Çünkü meme coinler diğer altcoinlerden farklı hareket ettiği oluyor. XRP de öyle, XRP de aynı şekilde.
diğer altcoin'lerden daha farklı hareket ediyorlar. Rötarlılar. Piyasa patladığında Shiba, Doge, XRP hemen patlamıyor. Bunu defalarca gördük. Ve ama yetişeceğini biliyorsun. Yetişeceğinin farkındasın. Farkı kapatacağının farkındasın. E şimdi bu ne demek? Fiyatı indirimli kaldı. Alacaksın. Alım yapabilirsin o saatten sonra. İşte bunlar yatırımcının elini açıyor. Örnek veriyorum. Bitcoin patladı. Kaçırdın mı? Ya da Ether, Sol çok ciddi yükseldi. Tam bu saatten sonra onu bırak. Madem öyle piyasada para var. Akış illaki olur. O zaman ne yapacaksın? Bu tarz altcoin'lerde, portföyünde bulunan bu tarz altcoin'lerde bir noktada yatırımı artıracaksın ki o şekilde. İş böyle işler. Makro gündem açısından yoğun bir haftayı geride bıraktık. Fed kararı, Powell'ın para politikası mesajları ve tarım dışı istihdam rakamlarını aldığımız bir haftayı tarım dışı istihdam ve PMI verileri sonrası makroekonomik zayıflığın devam etmesi Fed faiz artırım döngüsünün sonuna geldiğimizin diyor. Öncü göstergesi oldu. Tabii ki de şey de konuşacak biliyorsunuz. Bunu da sürekli söylüyoruz çünkü önemli. Yarın akşam Jerome Powell konuşacak. Artık bir şey kalmadı yani. 24 saatten az kaldı. O yüzden Powell'ın açıklamalarından sonra da piyasada sert yükselişler yaşanabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Tabii ki Powell'ın açıklamalarının ardından da konuşacağız. Geçtiğimiz hafta diyor %4,5'luk bir yükseliş kaydetti. Bitay Araştırma Departmanı diyor analisti Alper Samet Yorak'ın aktardığına göre %1 civarı yükseldi 35 bin üstüne çıksa da kalıcılık sağlayamadı. Dostum 35 bin çok önemli değil. Tabii kısa vade sıçramaları getirebiliyor ama asıl önemli olan 34.600'ler. Ethereum ise diyor Bitcoin'in son 2 haftada görece daha yüksek bir performans göstermesinin ardından 5,5'luk yükselişle kapattı. Toplam değeri 1,3 trilyon dolar aşağı. Kripto para piyasası 4,5'luk yükseldi. Evet. Bu ne diyor? Powell'dan bahsediyor. Çarşamba. Evet. Bak unutmayın. Bununla alakalı konuşacağız. Şimdi çarşamba, perşembe günleri yarın ve öbür gün bununla alakalı konuşacağız. Bu noktada tekrar söylüyorum muhtemelen Powell'ın açıklamaları piyasaların lehine olacak. Burada adı geçen Ripple'ın Swell etkinliği yarın ve ertesi gün gerçekleşecek. Tam da Powell'ın konuşmasının olduğu zamanlarda. XRP'nin tam yeri ve zamanı sert yükseliş yapabilir piyasanın geneline göre. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.